Evet, canlı yayına geçtik herhalde. Herkese merhaba. Bugünkü seminerimizde yine çok değerli bir konuşmacımız var. King's College'dan Profesör Gülçin Özkan. Başlamadan önce çok kısa Gülçin Hoca'yı tanıtmak istiyorum. Gülçin hocamız ODTÜ İktisat mezunu, yüksek lisansını Warwick'te, doktorasını da York Üniversitesi'nde yaptı. Sonra Durham'da, York'ta öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana da King's College'da görev yapıyor ve halen burada finans profesörü, aynı zamanda dekan yardımcısı olarak görev yapmakta Gülçin Hoca. Gülçin hocamız yıllardır yurt dışında yaşamasına rağmen Türkiye ile bağlarını hiç koparmadı. Türkiye ile ilgili güncel konularda zaman zaman yazarak bilgilerini bizimle paylaşmaya devam ediyor. Aynı zamanda akademik çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yine çok hem Türkiye hem dünya için çok önemli bir konu olan pandemi ve iklim krizi gölgesinde ekonomi politikasını yeniden kurgulamak konulu bir konuşma yapacak. Hocam tekrar hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Söz sizin hocam. Merhaba Hakan Hoca. Çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Seminer serinize baktım. Gerçekten müthiş bir program ortaya koymuşsunuz şimdiye kadar. Onun parçası olmak da çok güzel. Bundan ayrıca mutluluk duyuyorum. Geçen hafta Covid testim pozitif çıkmıştı. Hakan Hoca ile konuştuk. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Yani kendimi gayet iyi hissediyorum ve çok memnunum burada olmaktan. Ama gerçekten bu seminer tam Covid'in gölgesinde bir şekilde bir başka anlamıyla da gölgesinde olacak. Dolayısıyla beklediğiniz gibi gitmezse Covid'e suçu bulabiliriz. Şimdi şaka bir yana Hakan Hoca ile konuşurken daha önceden de bu konularda son birkaç yıl başka konuşmalar da yaptım. Hepimiz de zaman zaman düşündüğümüz bir konu. Pandemiden neler öğrendik? Bu ileriye doğru giderken ekonomi politikaları kurgulamamızı değiştirecek mi diye. Ama son günlerde bu konuya bir de başka açıdan bakma fırsatım oldu aslında. Belki Türkiye'de fazla konuşulmuyordur bu ama sosyal medyada gördüğüm bir şey geçen haftalarda ekonomistlerle ilgili ve şöyle. Ekonomistler krizleri öngöremiyorlar. O zaman ne işe yarıyorlar? Süslü modelleri ne işe yarıyor daha doğrusu? Şimdi Türkiye'de böyle bir tartışmanın çok olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'deki gündemin o kadar önemli bir parçası ki ekonomi. En azından ben böyle bir şey görmedim. Ama 2008-2009 krizinden bu yana buralarda biz çok bu sorulara devamlı maruz kaldık diyebilirim. Şimdi o zaman biz pandemi gölgesinde ekonomi politikasını yeniden kurgulamak sorusuna geçmiş krizlerden ne öğrendik? Öngörememek önemli miydi? Sonrasında nasıl bir katkıda bulunduk? Biraz da o açılardan bakarak yani bugünkü sunuşumun satır aralarına bunu ekledim aslında bu bahsettiğim paylaşımı gördükten sonra. Yani bunu haksızlık olarak görüyorum ekonomist olduğum için değil sadece. Çünkü eğer düşünürseniz pandeminin ilk günlerinde tıp bilimi de çok ciddi hatalar yaptı tahminlerle ilgili. Örneğin İngiltere'de en kötü durumda 20 bin kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyordu 2020 Mart itibariyle. Şimdi buraya gelmeden önce kontrol ettim. 2 gün öncenin rakamlarıyla bu rakam 170 bin. Yani çok ciddi tabii ki farklar oluştu. Ama diyebilir miyiz tıp bilimi tamamen yetersiz kaldı diye? Onlar olmasaydı sonuçta test olmayacaktı, aşı olmayacaktı. Yani bir şeyi öngörememek nihayetinde çok çok önemli olmayabilir. Yani 2008-2009'u öngöremediğimizi de düşünmüyorum. Ama konuşmamı biraz o şekilde değiştirdim diyebilirim. Şimdi eğer ekran paylaşabilirsem. Şimdi birkaç tane ana başlıkla başlamak istiyorum. Bu özellikle yani bunu şey olarak okumayın. Konuşmanın planı bu değil. Ama burada bahsedeceğim şeylerin biraz da
altında, kenarında, satır arasında olan şeyler. Yani 2008-2009 krizi, yükselen ekonomileri, dinamiklerine tekrar bir bakmamıza neden oldu. Neden? Biraz ona bakacağım. Krizlerden dersler aldık mı? O aldığımız dersler ışığında pandemiye aynı şekilde bakabilir miyiz? Biraz ondan bahsedeceğim. Pandemi tabii yepyeni bir kriz. Kamu sağlığı krizi ve buna benzer bir kamu sağlığı krizini küresel ekonomi 100 yıl önce yaşamış. Dolayısıyla kısa dönemde bakıp çıkaracağımız bir örnek çıkaracağımız veya ders çıkarabileceğimiz bir kriz değil. Biraz da o önemli tabii bu çıkarımları yaparken. Sonra iklim krizinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunların ikisini nasıl bağlayabiliriz? Krizlere hazırlıklı olmak mümkün mü? Biraz da belki böyle bir çıkarım yapmak lazım. Şimdi iki tane grafik, bu konuşmanın gerisinde birçok grafik sunacağım zamanım el verdiğince. Bunlardan bir kısmı veriler üzerinden, bazılarını IMF'den, bazılarını ISEB'den aldım. Bir kısmı da kendi çalışmalarımdan olan grafikler. Çok tekniğe girmeden, mümkün olduğunca basitleştirerek bağdaştırmak istiyorum bu sorularla. Şimdi iki tane grafikle başlamak istiyorum. Bir tanesi bu, bir tanesi bu birincisi ve küresel kriz sonrası ekonomik büyüme açısından gelişmiş ülkelerle yükselen ülkelerin arasında daha doğrusu bir fotoğraf bu. O an çekilmiş bir fotoğraf ve çok ilginç bir fotoğraf bu. Çünkü o zamana kadar yakın tarihte finansal krizler olarak en azından yükselen ülkeler veya az gelişmiş ülkeler temelli olmayan ilk kriz bu. Yani biliyoruz ki bu gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarından kaynaklanan bir kriz. Şimdi böyle olduğu için de aslında bu grafik, buradaki fotoğraf çok ilginç değil. Çünkü ne görüyoruz burada? Gelişmiş ülkeler, kırmızıyla gösterilen çizgi, büyük bir resesyona giriyorlar. Hızlı çıkıyorlar ama büyük bir resesyona, yani çıkıyorlar derken eskiye dönüyorlar anlamında değil ama en azından o resesyonun dibinden çabuk yukarıya doğru çıkıyorlar. Ama sarıyla gösterilen yükselen ülkeler ise resesyon alanına girmeden hızlıca buradan çıkabiliyorlar. Şimdi bunun bir tanesini bunu not edelim. Şimdi ikincisi, ben bu iki grafiği yükselen ülke finans dersim vardı bu dönem, öğrencilerimle de paylaştım. Buradan çıkarabileceğimiz o kadar çok hikaye, yani bu her grafiğin altında o kadar çok gözlem var ki, bu da Covid sonrası ne olduğu ile ilgili ve eğer dikkat ederseniz ülkelerin sıralaması tam birbirinin tersi. Covid sonrası, yani en son grafiğin en son kısmı gri kısmı tahmin ama tahmin öncesi kısımda da aynı şey geçerli. Yine yükselen ülkeler kırmızıyla gösteriliyorlar. Gelişmiş ülkeler kırmızıyla, yükselen ülkeler sarıyla. Bu sefer de görüyoruz ki yükselen ülkeler daha çabuk çıkmış ve uzunca bizi uzun bir yol bekliyor yükselen ülkeler açısından. Yani tekrar edeyim, yanlış söylediysem, gelişmiş ülkeler daha çabuk çıkmış, yükselen ülkeler önünde uzun bir yol var. Şimdi gerçekten bugünün gerisi bu ikisini karşılaştırma ve bunun arasını doldurmakla geçecek gerçekten. Şimdi bu ne dedik? 2008 sonrası baktık ki yükselen ülkeler daha iyi yaptı ve daha çabuk çıktı krizden. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, bu dönemde merkez kriz olan ülkelerden kaçan sermayeyi alıp kullanabilmek. Şimdi burada birinci grafikte gene gelişmiş ülkelere olan sermaye girişleri var. Kırmızı çizgi o rakamı gösteriyor. Burada görüyoruz 2009'da çok büyük bir düşüş var. Sonra artış var ama artış, o sermayenin geri dönüşü kriz öncesi düzeylerin çok çok altında. Aynı şeyi gelişmekte olan veya yükselen ülkelere bakarsak, orada da sermayenin girişinde bir düşüş var. Çok açık bir düşüş var. Ama daha hızlı bir artış ve bu artışın ulaştığı düzey öncesinin altında olmasına rağmen gelişmiş ülkelere göre çok daha yukarıda. Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz gibi o gelişmiş ülkelerden kaçan sermayenin çok iyi bir şekilde kullanılmış olması ve bu kullanımın o V şeklindeki krizden hızlı çıkışın altyapısını hazırlaması. Şimdi bu rakamı Türkiye'den aldım.
aynı şeyi diğer ülkeler için de, diğer yükselen ülkeler için de yapabiliriz. Burada çok açık bir şekilde sermaye girişleriyle büyüme arasındaki ilişkiyi görebiliyoruz. Dolayısıyla o sermaye girişleri, o problemli piyasalardan kaçan sermayeyi çekebilmek bu ülkeler için en büyük pozitiflerden bir tanesi oldu ve o ilk fotoğraftaki hızlı artışın da nedeni oldu, önemli bir nedeni oldu. Şimdi bunu buralardan da görebiliyoruz. Şimdi ne dedik? Bu böyle bir sermaye kaçışı var diğer ülkelerden. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi oradaki faizlerin neredeyse hemen sıfır noktasına yakın düzeylere çekilmesi. Şimdi bu grafikte de iki tür ülke veya iki grup ülke arasındaki o sıkı ilişkiyi görüyoruz. 2013 Taper Talk diye ilk mavi çizgi, ilk defa orada konuşulmaya başlıyor. Normalleşme olursa ne olur? Oradan itibaren ve o hacimsel büyüme politikasının geriye çevrildiği 2014-15-16'dan itibaren faizlerin de artmaya başladı. Amerika'da faizlerin artmaya başladığı dönemden itibaren yükselen ülkelerdeki borsalardaki çalkantıyı burada çok açık bir şekilde görebiliyoruz. O biraz önce bahsettiğimiz resmin arka planı olarak. Burada da döviz kurları bize aynı şeyi söylüyor. Yine 2012-2013'ten itibaren merkez ülkelerdeki para politikasının normalleşmeye başlamasıyla yükselen ülkelerde yaşanan sıkıntılar. Şimdi o zaman biz araştırmacı olarak bunu nasıl modelleriz? Burada şöyle bir şey gördük. Bir küresel kriz var. Bu küresel kriz tabii ki teğet geçmedi yükselen ülkeleri. Onları da etkiledi. Onları etkilediğini burada gördük. Bunu formel olarak bunu nasıl analiz etmemiz lazım? Şimdi biz burada Filiz Ünsal'la bir çalışmamız var. Oradan hemen bir tane grafik göstereceğim. Onu yaparken tabii düşündüğümüz şuydu. Bir merkez ülke var. Kriz yükselen ülkenin kendisinden iç dinamiklerden kaynaklanmıyor. Ama yine de baş etmek zorunda kaldığı, politika geliştirmek zorunda kaldığı bir şey. Makalemizin ismi de senin suçun değil ama senin problemin şeklinde kurgulamıştık. Yani gelişmekte olan ülkeler veya yükselen ülkeler kendi hataları sonucu ortaya çıkan bir şey değil. Ama buna tepki vermek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu dinamiklerin bir ticaret kanalı var çok geleneksel bir şekilde, bir de finans kanalı var. Şimdi baktığımız zaman bunların ikisini içererek iki tür ülke arasındaki etkileşime bakmak mümkün. Nitekim yani bunu da Türkiye'de birçok konferansta daha önce paylaştık. Dolayısıyla bir dışarıdan gelen bir şok, bu finansal salgın bulaşma olduğu durumda tabii ki içeriği de etkiliyor. Bu döviz kurlarını etkiliyor, içeriye gelen sermaye miktarını etkiliyor. O ne kadar yatırımı finanse edeceğinizi etkiliyor ve dolayısıyla sizin gelirinizin en son grafiğe bakarsak, ikinci satırdaki en son grafiğe düşmesine neden oluyor. Burada çok sürpriz bir şey yok. Şimdi tekrar düşünelim, pandemi ışığında tekrar düşünelim küresel üretim modellerini. Şimdi OECD'nin verdiği rakama göre şu anda dünya ekonomisinin %70'i bu tedarik zincirlerinden oluşuyor. Dolayısıyla o bizim geleneksel sadece bitmiş malın alıp satıldığı ticaret kanalı çok farklı çalışıyor bundan. Şimdi burada çok basit bir örnek var. Örneğin işte pamuk Burkina Faso'da çıkıyor, bu Endonezya'ya gidiyor, orada iplik haline getiriliyor, Bangladeş'e gidiyor, orada boyanıyor, örülüyor, oradan yine Bangladeş'te tişört oluyor, oradan Fransa'ya satış için son aşamada gidiyor. Bu aslında baya basit. Bir bilgisayar için düşündüğümüz zaman çok daha komplike şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tedarik zincirleri çok yaygınca kullanılan, maliyetleri düşürücü, verimi artırıcı bu tedarik zincirleri. Şu soruyu sorabilirdik pandemi öncesinde, problem nerede, bu müthiş bir şey. Ama pandemi sonrasında neredeyse bir tavşanın gözüne ışık tutulmuş misali, anlaşıldı ki aslında bu çok ciddi bir problemi, yani kırılganlığı diyelim, beraberinde getiriyor. Şimdi bu grafikte hemen 2020 itibariyle dünya ekonomilerinde Çin'den gelen ara malı
ithalatına bağımlılık. Şimdi sarıyla bakarsak, koyulaşan sarıyla, bazı ülkelerde bu %35 düzeyinde. Şimdi Çin 2020'nin ilk başlarında üretimi kısan, hem de ciddi bir şekilde kısan, hudutlarını kapatan bir ülke, sınırlarını kapatan bir ülke. Ve o aşamada anlaşıldı ki aslında, yani araştırma olarak da, ekonomik politikası olarak da bu tedarik zincirlerinin önemini çok daha iyi anlamamız lazım. Ve o geleneksel dış ticaret kanalından bayağı farklı bir şekilde çalışabilir. Şimdi bunu buraya park edelim. Tekrar döneceğim ben buna, bir daha kuantitatif olarak, bir rakamsal olarak tekrar bakacağım. Şimdi başlığımız, konumuzun, konuşmanın başlığı, pandemiyle beraber ekonomi politikasını tekrar nasıl düşünebiliriz? Bunu aldığımız dersler boyutuyla cevaplamaya çalışacağım geriye kalan zamanında. Aldığımız derslere bakmadan önce de bir şu grafiği göstermek istedim. Çünkü bu grafik aslında bize pandeminin ne kadar farklı bir kriz dinamiği olduğunu da çok açık gösteriyor. Şimdi burada mor renkli olan 2020'deki resesyon, COVID'in hemen arkasından. Diğerleri 1980 resesyonuyla başlayan 5 tane daha kriz veya resesyon olayı var. Şimdi burada diğerlerine baktığımız zaman görebiliyoruz ki 2001'deki daha hafifmiş, 80'deki ondan biraz daha fazla. Küresel kriz çok uzun sürmüş ama şiddeti açısından COVID'e benzeyen, yakın takip edebilen bile başka bir kriz deneyimi yok. Bunların içinde yok. Ya bunların öncesinde de yok. Yani 100 yıl öncesine gitmemiz lazım buna benzer, en azından bu kategoride bir şey bulabilmemiz için. Şimdi o dersleri çıkarırken bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi burada 5 tane ders olarak kategorize ettim bunları. Bir tanesi, birincisi, devletin ve maliye politikasının geri dönüşü. Şimdi Türkiye gibi ülkelerde aslında bu maliye politikası hiç ilginç görünen bir olay değil. Bunu ben kendi deneyimlerimden biliyorum. Ne zaman Türkiye'de bir konuşma için birkaç tane başlık önersem, bu maliye politikası ile ilgili önerdiğim başlıklar hiçbir zaman popüler olmuyor bir şekilde. Yani bunu da anlayabiliyorum, sadece Türkiye için değil, diğer yükselen ülkeler için de. Birincisi, maliye politikası kapasitesi genelde daha düşük. İkincisi, seçmen ve vergi mükellefi kavramları aynı şekilde alınmıyor gelişmiş ülkelerdeki şekilde değil. Yani o hiçbir şekilde siyasetin de ekonomi politika tartışmalarının da parçası olmuyor aynı şekilde. Literatürde zaten aşağı yukarı bunu söylüyor. Yani literatürde maliye politikası ve yükselen ülkeler diye baktığımız zaman belki de en önemli dallardan bir tanesi, siz döngüye karşı mı, döngünün yanında mı maliye politikası izliyorsunuz? Onun dışında aynı şekilde ilginç başka tartışmalar görmüyoruz doğrusu. Şimdi burada bu grafik de aşağı yukarı onu söylüyor bize. Şimdi sol tarafta gelişmiş ülkeler var, sağ tarafta yükselen ülkeler var. Gene solunda vergiler, yani kamu kesiminin gelirleri var. Tabii ki COVID'den dolayı düşmüş. Ama aşağıda harcamaları görüyoruz. Müthiş bir artış var gelişmiş ülkelerde. Yükselen ülkelerde ise tabii ki beklendiği üzere gelirlerde çok büyük bir düşüş var. Ama harcamalardaki artış çok sınırlı. Şimdi buna tekrar geri döneceğim ileride. Şimdi burada da borçluluk oranlarına bakıyoruz. COVID'in hemen sonrasındaki borçluluk oranları ve tabii yani rekor düzeyde artışlar var borçluluk oranında, borç gayri safi milli hasıla oranı açısından. Şimdi bu tablonda çok büyük rakamlar var, %70'ler, 80'ler var. Bu tablonun en tepesinde daha çok gelişmiş ülkeler olduğunu dikkat edersek, aslında o biraz önceki bu madalyonun arka yüzü aslında. Şimdi o büyük çapta harcama yapan gelişmiş ülkelerin dolayısıyla doğal olarak borçluluk oranlarında çok büyük bir artış gözlemlendi. Şimdi bu küresel düzeyde nasıl? Küresel düzeyde de aynı şeyi görüyoruz doğal olarak. Savaşlar dönemi dışında ilk defa bu kadar ciddi bir artış var ve çok keskin bir artış var. Savaşlardan sonra küresel krizde büyük bir artış, bu şimdi daha hızlı, daha büyük bir artış. Şimdi bundan sonraki politikalar bundan bağımsız olamaz.
bu borçluluk oranları bundan sonraki politikaları çok önemli bir şekilde belirleyecek. Şimdi bizim iki ortak arkadaşla beraber yaptığımız bir çalışma, geçen yıl yaptığımız bir çalışma, bu maliye politikasının resesyonlardaki artan etkisiyle ilgili bir çalışma. Bu ampirik bir çalışma değil. Burada gene genel denge modelleri kullanarak bunu gösterdik. Ama 2010'dan itibaren birikmiş çok ciddi bir literatür var elimizde. Gerçekten de durgunluk dönemlerinde maliye politikasının etkisinin arttığını, yani çoğaltanın değerinin bayağı farklı olduğunu gösteriyor. Biz de bunu genel denge modeliyle gösteriyoruz. Şimdi kısaca burada ne yaptığımızı söyleyeyim. Bu grafikte sağdan sola doğru giderken iyi zamanlardan durgunluk zamanlarına doğru hareket ettiğimizi düşünün. Durgunluk zamanına doğru hareket ettikçe çoğaltanın değerinin arttığını görüyoruz ve hepsi için aşağı yukarı geçerli ama bazı harcama kalemleri için özellikle geçerli. Burada hedefli transferler diyelim, sosyal yardımlar diyebilirsiniz, bunlara direkt transferler diyebilirsiniz. Özellikle bu iki kategoride bu etki çok fazla. Şimdi biz burada aslında pandemiden önce yaptık bu çalışmayı ve bizim motivasyonumuz aslında genişlemeci maliye politikası değil, daraltıcı maliye politikasıydı. Özellikle İngiltere'de 2010'dan itibaren çok daraltıcı politikaların, örneğin Brexit gibi çok ciddi sonuçları oldu. Ama aynı şeyi tabii ki genişlemeci politikalar için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok ciddi durgunluk zamanlarında maliye politikası eğer mümkünse, bunun ne demek olduğunu da biraz sonra açıklayacağım, eğer mümkünse oldukça etkin bir araç olabiliyor. Peki bu böyle kullanıldı mı? Şimdi peki bu böyle kullanıldı mı'nın cevabını da bir başka bir çalışmayla, ikisi de eski doktor öğrencilerim olan Asif ve Richard'la beraber geçen yıl yaptığımız bir çalışmadan vermek istiyorum onun cevabını. Şimdi burada da biraz önce bahsettiğim o döngüsel döngünün yanında hareket eden maliye politikalarıyla karşısında hareket eden maliye politikaları, bu tanımlar çok sıkıcı gelebilir aslında ama bahsettiğimiz o kadar önemli şeyler ki. Şimdi ilk ekonomi dersimizi veya ilk makro dersindeki para ve maliye politikaları öğrendiğimiz zamanı düşünelim. Bize öğretilen ilk şey nedir? Keynesyen politikalar izliyorsak, eğer durgunluktaysak genişlemeci, eğer yukarıda bayağı ısınmış bir ekonomi durumundaysak daraltıcı politika uygularız. 1997'de yapılan bir çalışma gösteriyor ki hayır, aslında pratikte böyle olmuyor ve bu çok ilginç bir soru. Ve o zamandan beri de araştırmacılar buna cevap bulmaya çalışıyorlar. Yani en önemli cevap da şu aslında, yükselen ülkeler için veya az gelişen ülkeler için. İşler zaten kötüye giderken sizin manevra alanınız o kadar dar ki genişlemeci politika izlemeniz mümkün değil. Yani bu da zaten bunun... Hocam... Bu gelişmekte olan ülkeler için mi yoksa gelişmiş ülkeler için de geçerli mi bu bulgu? Çok güzel bir soru Hakan Hoca. Şimdi göstereceğim onu. Aslında ortalama tamam. olarak bütün ülkeler için geçerli gibi gözüküyor. Ama biz bunları kategoriye ayırdığımız zaman 2000 öncesi diyelim, kategoriye biz ayırdığımız zaman bu gelişmiş ülkelerin hemen hemen çoğunun counter cyclical olabildiğini gösteriyor. Yani gerektiğinde o maliye politikası aracını kullanabildiğini gösteriyor ve yükselen ülkelerde bu sayı bayağı bayağı düşük. Şimdi burada ise tam tersi bir durum var karşımızda. Şimdi bu yukarıdaki grafiğe baktığımız zaman bu problemli durum azalıyor aslında. 2000'lerin başından itibaren azalıyor. Ama aşağıdaki grafiğe bakarsak, aşağıda düz çizgi gelişmiş ülkeleri, kesik çizgi, yani noktalara bakmayalım, o en düşük gelirli ülkeler. Esas bizim argümanlarımızın çoğu orta kategorideki ülkeler için. 2008 sonrası orta kategorideki ülkelerin daha iyi yaptığını, yani o prosiklikalitinin düştüğünü ama gelişmiş ülkelerin tam tersine bir şey yaptığını gösteriyor. Bu da yeni bir sürpriz. Yani bu tersine dönmüş aslında. Niye böyle oldu? Bunun cevabı da... Biraz önce bahsettiğim, en başta da bahsettiğim o mali manevra alanı var mı yok mu onunla belirleniyor. Şimdi burada iki tane diğerlerine de baktık makalede ama ben iki tanesini aldım buraya. Sol taraftaki
Bütçe dengesi, yani buradaki az artma iyi işaret, artma manevra alanının arttığını gösteriyor. Sağdaki de borçluluk oranı, bu da tabii tersi çalışıyor. Borçluluk oranındaki artış manevra alanının düştüğünü gösteriyor. 2008 sonrası bakarsak her iki metrik içinde gelişmiş ülkeler için o maliye manevra alanının daraldığını görüyoruz. Onun sonucunu da zaten yukarıda birinci grafikte gördük. Bunun da en önemli nedeni 2008-2009 patladığı anda çok büyük paketlerle ortaya çıkan ülkelerin birdenbire borçluluk riskiyle karşı karşıya kalıp onu geriye çevirmesi. Yani İngiltere buna çok iyi bir örnek. Yani iyi bir örnek tırnak içinde söylüyorum çünkü oradaki o tersine çevirmenin çok kalıcı ve negatif sonuçları oldu sonunda. Ama o manevra alanının daralması iki ülke grubunun yer değiştirmesine neden oldu. Şimdi ikinci ders, ne kadar zamanın kaldı Hakan Hoca? Pardon, duyamıyorum. 15 dakika hocam. Tamam. Rahatlıkla gerisini bitirebiliriz. İkinci çıkardığım ders buradan ve bundan sonraki gerek para politikası, gerek diğer politikalara ışık tutacağını düşündüğüm önemli, biraz önce de bahsettiğimiz gelir eşitsizliği. Yani pandemi doğal olarak gelir eşitsizliğine neden oldu. Çünkü birincisi azalan, ekonomik aktivite azalan sektörlerin çoğu, dolayısıyla kontak temas sektörleri daha çok az gelirli grupların çalıştığı sektörler. Ayrıca evden çalışma var bu konularda, mikro çalışmalar birçok değişik ülkeden, hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerden. Evden yapılabilecek işlerin içinde az gelirli grupta insanların çok daha az olması. Buradan da bunun sonucunu görüyoruz zaten. Burada yine iki kategori ülke var. Soldaki grup yükselen ülkeler, yani veya orta gelir grubu diyelim. Sağdaki grup az gelir grubu. Mavi 2008'deki Gini katsayısını gösteriyor. Portakal rengi COVID'den hemen önce, gri olan da COVID'den sonra. Her iki ülke grubu içinde COVID'den sonra çok açık bir şekilde bu eşitsizliğin değiştiğini görüyoruz. Bunu geçmişteki salgınlarla karşılaştırıldığında da COVID en kötüsü gibi gözüküyor. Şimdi burada yine bizim aynı ekiple bir çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada da maliye politikası aslında nötr değil tabii ki. O biraz önce bahsettiğimiz daraltıcı politikalar, İngiltere'de uygulanan daraltıcı politikalar en çok yine aşağıdaki gelir gruplarını etkiliyor. Şimdi burada iki tane grafik var. Sol tarafta bu Ricardian households diyebileceğimiz veya daha informal bir tabirle tuzu kuru olanlar diyelim sol tarafta. Çünkü bunlar borcu olmayanlar, kredisi olmayanlar ve finansal varlıkları olan grup. Sağ taraftakiler de finansal sektöre hiçbir ulaşımı olmayan ve sadece aldıkları geliri harcayan grup. Şimdi burada dört tane kategori var. Hükümet harcamaları, transferler, sermaye üzerine vergi ve işverenin üzerine düşen vergi. Şimdi bu iki durumda da biz daraltıcı politikalara bakıyoruz. Ve daraltıcı politikalar maddi durumu iyi olan, borcu olmayanlara iyi, onların gelirini artırıyor. Çok açık bir şekilde diğerlerinin gelirini düşürüyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi o daraltıcı politikaların etkisi herkes için aynı değil. Bunun da uzun dönemli tabii ki etkileri var. Şimdi burada biliyorum, yani çok da saygı duyduğum meslektaşlarımın içinde de bu görüşe sahip olanlar var. Eşitsizlik çok önemli çünkü eşitsizlik ekonomik büyümenin motoru diye bir argüman var. Ben bu argümana katılmıyorum ama diyelim ki öyle bir argüman bir elle tutulur tarafı olsun. Şu andaki düzeyi değil. Yani biz şu anda hiç ona yakın bir yerde değiliz. Yani öyle bir şey teoretik olarak mümkünse bile şu andaki gözlemlediğimiz eşitsizlik o kadar yüksek ki ekonomi politikası bununla mücadele etmediği durumda ortaya çok daha uzun dönemli problemler çıkıyor. Ders 3, biraz önce bahsettik, küresel tedarik zincirleri.
Şimdi bu yine biraz önce kullandığım bir terim vardı, tavşanın gözüne ışık tutulmuş gibi. Bu buradaki fotoğraf Süveyş kanalında sıkışan Ever Given büyük kargo gemisi ve o kargo gemisini biliyoruz belli bir süre tedarik zincirlerinin nasıl önemli olduğunu bize aslında hani hiç anlamayan birisine bile çok açık bir şekilde ortaya koyan bir olaydı. Yani dönüştürücü bir olay bence. Buradan anlaşıldı ki aslında o model, o üretim modeli ona just on time diye, yani her şey zamanında A ülkesinden geliyor, siz onu üretiyorsunuz, B ülkesine gönderiyorsunuz. Bu aslında çok çok riskli bir model. Yani bunun yerini just in case alsın mı? Yani biz hazırlıklı olalım veya içeride üretelim, bizim o ikinci, üçüncü aşamalar hazır olsun ki böyle bir riskle karşı karşıya kalmayalım tartışmaları o zamanla beri o açıkçası çok ciddi bir şekilde bu, yani genel politika tartışmalarının, kriz tartışmalarının bir parçası. Şimdi biz bunu Brexit örneğiyle gösterdik. Bu sefer bir başka iki eski, bir tanesi hala şu anda da doktor öğrencim olan iki tane ortak arkadaşla bu sefer de bu tedarik zincirleri nasıl etkiler Brexit gibi bir olayı, yani Brexit'e kalibre ettik gibi demeyeyim, Brexit durumunda nasıl etkiler diye. Bu da yine geçen yılki bir çalışmamız. Şimdi burada yukarıda ki sayfanın üzerinde şeyi gösteriyor. O üçe böldük sektörleri. Bir ticarete açık imalat sanayi, ticarete göreceli kapalı imalat sanayi ve servis sektörü diye. Üç ülkeye bakıyorduk burada ama daha sonra şeyi ayrıştırdık, gelişmiş ülkeler, yükselen ülkeler diye, ama burada argümanı veriyor zaten, ona gerek yok. Dolayısıyla gösterdiği şey şu ki, örneğin birinci kolona bakarsak İngiltere'de o birinci ticarete açık imalat sanayi kendi ülkesinden, o aynı sektörden de tabii ara madde alıyor, girdi alıyor. Ama Avrupa'dan da alıyor. O Avrupa'dan aldığı girdilerin miktarına bağlı olarak aslında bizim Brexit'ten beklediğimiz Brexit'in maliyeti çok ciddi bir şekilde artabiliyor. Yani bu öyle çok bir seferlik de bir şey değil. Bazı üretim modlarında yüzlerce kez sınır öbür tarafa, bu tarafa hareket ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar komplike bir sistemde, tabii ki biz onun hepsini kalibre edemeyiz ama mümkün olduğu kadar kalibre etmeye çalıştık bu tedarik zincirlerini. Eğer birinci alt tabloda baseline model dediğimizle tablonun sonundaki supply chains kısmını karşılaştırırsak, çok basit bir şekilde ilk rakama bakarsak birincisinde 0.24, ikincisinde 0.75, yani neredeyse 3 katı daha kötü aslında Brexit'in sonucu İngiltere ve İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki o tedarik zincirlerinin kuvveti nedeniyle. Dolayısıyla teorik bir risk değil bu. Aslında çok ciddi sonuçları olan bir risk. İki tane ders kaldı Hakan Hoca, toparlayacağım şimdi. Dördüncü dersimizde para politikasının sınırına gelinmiş olması ve diğer politika araçlarına ciddi ciddi bakılmış ve kullanılmış olması bu kriz sonrasında. Şimdi sol tarafta politika faizleri var. Sağ tarafta merkez bankalarının varlık alımları var. Politika faizleri gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülkelerde gene biraz sınır var. Yani sınıra tamamen yaklaşılmış değildi en azından Şubat 2020 itibariyle. Ama öyle olmasına rağmen varlık alımlarından da görüyoruz ki ciddi başka politikalar da uygulandı. Burada daha büyük bir grup var elimizde. Avrupa Birliği var, Eurozone ilk kategori. İkinci Avrupa'nın diğer kısımları, sonra Kuzey Amerika var, Asya var ve yükselen piyasalar var. Burada o biraz önce bahsettiğim dersi çok açık görüyoruz. Konvansiyonel olmayan para politikası artık konvansiyonel olma yolunda. Şimdi Avrupa Birliği, Eurozone'da gördüğümüz faiz düşürme olarak yapılabilecek bir şey yok. Onlar zaten o Şubat 2020 itibariyle oraya ulaşmışlardı. Diğer ülkelerde var.
yükselen ülkelerde şeyi görüyoruz, döviz cinsinden müdahaleleri görüyoruz. Daha sonra aşağıda bankalarla ilgili müdahaleler var, borç alanlarla ilgili müdahaleler var. Dolayısıyla yelpaze çok geniş ve bu sadece belli bir kategori ülkeler için değil. Şimdi biz yine eğer çalışmamdan bir örnek vermem gerekirse, bunu daha önce o bahsettiğim, gösterdiğim modelin çerçevesinde yine bakmıştık. Nasıl etkinliğini var mı etkinliği bu makro ihtiyati politikaların diye. Filiz'le yaptığımız ikinci, Filiz Ünsal'la yaptığımız ikinci çalışmada da, yani burada da açıkça gözüküyor, makro ihtiyati politikalar etkin olabiliyorlar. Yani bu bizimki bir çalışma ama gerçekten o zamandan bu yana yüzlerce çalışma oldu aşağı yukarı. Sonuçları buna benzeyen, bu volatility'yi, dalgalanmayı azaltabiliyor makro ihtiyati tedbirler. Zaten onların da büyük oranda tekrar kullanıldığını görüyoruz burada. Burada pandemi sonrasındaki politikalar var. Hızlıca sağ taraftakine bakarsak, maliye politikası portakal rengi olan, burada daha kırmızı gibi çıkmış, makro ihtiyati politikalar sarı olanlar, para politikası mavi olan, yani bu makro ihtiyati politikaların artık aslında bayağı ciddi bir şekilde bir politika araçları setinin içinde yer aldıkları belli. Şimdi son olarak ve çok ilginç olduğunu düşündüğüm son olarak iklim değişikliği. Şimdi niye iklim değişikliği birdenbire bu kadar daha önemli bir şey olduğunu bu noktada anlamış bulunuyoruz? Birkaç nedeni var. Covid'le birkaç ilişkisi var. Bilmiyorum, Türkiye'de de görmüş müydünüz bu o 2020 Mart'ta çok yaygın bir şekilde paylaşılıyordu bu grafik. Karikatür diyelim, sol tarafta elinizi yıkayın her şey yoluna girecek diyor ama sağ tarafta da aslında Covid geliyor, Covid'in arkasından durgunluk geliyor ama durgunluğun arkasından en büyük problem iklim değişikliği geliyor diye. Şimdi bir tanesi, niye Covid birdenbire bizi bunu çok daha ciddi olduğunu birçoğumuza ikna etti? Birincisi, Covid aslında bağımsız bir şey değil. Birinci gözlem bu. Çünkü küresel ısınmanın sonucu olarak insanlarla daha yakın yerlere girebilen diyelim hayvanlar veya o iletişim, etkileşimin sonucunda insanlara geçen virüs, yani en azından başlangıç noktası olarak bunu daha ciddi düşünmemizi, küresel ısınmanın sonuçlarını daha ciddi düşünmemize neden oldu. Artı sorulan en büyük sorulardan bir tanesi, COVID'le böyle mücadele ediliyorsa sonra ne olur? Acaba COVID'le iyi mücadele eden ülkeler aynı zamanda bir iklim krizi olursa yine aynı şekilde iyi mücadele ederler mi sorusu geldi beraber. Şimdi bu Türkiye'de çok gördüğüm bir kullanım var, geliyor gelmekte olan. Bunu birçok konuya uygulayabilirsiniz ama düşünüyorum ki aslında herhalde uygulayabileceğiniz bundan daha ilgili bir şey olamaz, yani daha kesin olduğumuz bir şey olamaz. Burada karbondioksit salınımları var ve çok açık ki bu sürdürülebilir bir durum değil. Şimdi ekonomik açıdan, yani iki açıdan bakalım. Bir tanesi bizim gibi ülkeler açısından, biz niye dert edelim, biz daha çok dert etmeli miyiz? Bu grafik o sorunun cevabını veriyor. Evet, biz daha çok dert etmeliyiz çünkü bizim için daha maliyetli bir şey olduğu görülüyor. Burada ölümlerin, yani hava kirliliği nedeniyle ölümlerin toplam ölümlere oranı, 10 ülke var bu, 10'dan daha fazla galiba ama yani bir sıralama var. Bu sıralamada en tepedeki ülkeler, Türkiye'de var bunların içerisinde, hep yükselen ülkeler, orta gelir grubundaki ülkeler ve en, yani burada da tuzu kuru diyelim, olanlar yine en gelişmiş ülkeler. Dolayısıyla ve de yaygınca kabul edildiği üzere bizim gibi ülkeler için risk daha fazla. Hem sağlık riski daha fazla, hem ekonomik risk daha fazla. Şimdi bunu da buradan görebiliyoruz. Bir dayanıklılık endeksi hesaplamışlar. Bir Swiss Re Institute diye kaynaklı. Burada işte 5 ülke var en sağlam durumda olan ve gene bir 5 ülke var en zaaflı durumda olan. Gene kategori çok çok açık. Yani bu hem riskle ilgili hem kapasiteyle ilgili. Dolayısıyla bizim çok ciddiye almamız gereken bir şey ülke açısından bakarsak.
ekonomi politikası açısından bakarsak yine dert etmeli miyiz sorusunun cevabını da buradan görebiliriz. Burada biz borçlanmanın maliyeti var sol tarafta ve burada da bir hazırlık endeksi var. Ne kadar hazırsınız iklim krizine? Ve iki tür kümeleşme görüyoruz tabii ki. Çok hazır olanların daha az maliyetle borçlandığı, az hazır olanların da daha çok maliyetle borçlandığı ortada. Şimdi birkaç şey de gösterecektim ama gerek yok. Burada biz ölüm oranlarına da bakmıştık ve ölüm oranları da ülkelere göre iklim krizinin riskinin yüksek olduğu ülkelerde daha fazla, daha iyi hazırlanmış ülkelerde de daha düşük çıkıyordu. Dolayısıyla o açıdan da bakıldığında yine iklim krizine hazırlıklı olmak çok önemli. Bu sayfayla bitireyim aslında. Bir iki dakikan var değil mi Hakan Hoca? Hocam rahat olun, yani bu son sayfada birkaç dakika alabilirsiniz. Çok şey değil, o kadar da katı değiliz yani. Okay. Rahat olun. Tamam. O zaman şimdi şöyle yaptım, bu iklime bakarken bir şu soruyu sordum. Bizim gibi ülkeler açısından bakıp biz dert etmeli miyiz? Onun cevabı umuyorum ki ikna edici bir şekilde evet etmeliyiz. Çünkü bizim için risk ve maliyet daha fazla. Bir de ekonomi politikası açısından bakınca dert etmeli miyiz? Ekonomi politikasıyla ilgisi nedir? Bu sayfada aslında onun cevabını veriyor. Şimdi bence buna en iyi cevaplardan bir tanesi veya çok ilgili bir argüman. Bir önceki İngiltere Merkez Bankası Mark Carney'nin 2015'te Paris iklim zirvesinden birkaç ay önce yaptığı bir konuşmada ufkun trajedisi diye bir kavram ortaya atıyor. Yani bu da şaşılacak veya yani sürpriz bir şey değil. Şu ki politikacıların, merkez bankacılarının veya makro ihtiyati politikalar yapanların ufkunun çok ötesinde iklim krizinin implikasyonları. Nedir para politikasının döngüsü? 1,5-2 yıl diye düşünürüz. Bir seçim döngüsü 4-5 yıl diye düşünürüz. Bir kredi döngüsü belki 8-10 yıl diye düşünürüz. Ama iklim krizi tabii ki iklimle ilgili konular bunun çok çok ötesinde. Dolayısıyla hiçbir politik grup için veya hükümet için çok acil görünmüyor. Acil görünebilir ama diğer ajendalarla karşılaştırıldığında o kadar acil görünmüyor. Çünkü sonuçlarını kısa dönemde alabileceğiniz bir şey değil. Yani bu açıklama niye aslında iklim krizine karşı çok daha önceden önlem alınmadığının argümanı. Şimdi biraz daha farklı diye düşünüyorum. Covid'den sonra gerçekten bayağı ciddi bir şekilde artan bir yönelim var. Ne yapabilir maliye politikası? Maliye politikası daha çevre dostu harcama ve yatırımlara önceleyebilir, kamu garantileri verebilir, karbon fiyatlama yapabilir, karbon ithalat vergisi koyabilir, para politikası, yeşil varlık alımları yapabilir, ihtiyati politikalar, yine çevre dostu, finansal piyasa değişikliklerini destekleyici finansal istikrar politikaları önerebilir, kullanabilir, yeşil yatırımları önleyici finansal düzenlemeler olabilir. Eminim yani sizin aranızda da akademisyenler olarak veya piyasa izleyicileri olarak bunlar konuşuluyordur. İngiltere'de örneğin Merkez Bankası'nın bunu çok ciddi bir şekilde öncelediğini biliyorum. Biz akademisyenler olarak da birçok yerde yeni merkezler kuruluyor. Daha iyi anlamamız için bu makro ihtiyati politikalarla etkileşimini nasıl optimize ederiz? Nedir en iyi tepki iklim krizine karşı? Bitiriyorum dedim ama şunu göstereyim, bunu ilginç bir şey, yani hani tabii ki ben bunu endorse edemem çünkü kendim içinde bulunmadım böyle bir sıralamayı hesaplarken, ama bu böyle bir scorecard olarak hesaplanmış G20 ülkeleri arasında merkez bankaları nasıl yapıyor iklim krizine karşı diye. Ne yazık ki burada Türkiye'nin durumu çok kötü gözüküyor. Yani aşağıdan üçüncü ve bunun bir önceki versiyonu da vardı 2020 için. Bu sanırım 2021 için yapılmış. Bu 2020'de bu ilk kolondaki değeri de sıfırdı. Bu galiba Positive Money diye bir kurum tarafından yapılıyor. Şeye bakıyor, Merkez Bankası'na yapılan araştırmalara, para politikası yeşil mi, finansal politika yeşil mi,
Bunların hepsini topluyor ve bir sıralama yapıyor. Yani şimdi Türkiye'nin durumu burada bayağı dezavantajlı gözüküyor ama hiçbir ülke çok iyi yapmış değil. En iyi not diyelim. A üzeri, yani A'ya yakın, en yakın C notu var. Dolayısıyla daha bayağı önemli bir yol kat etmesi gerekiyor merkez bankalarının. Ama birçok merkez bankası için ECB örneğin bunlardan bir tanesi. Çok proaktif gözüküyor bu konuda. Akademisyen olarak da bizim çok yakından ilgileneceğimiz konular gibi. NBR'ın örneğin yeni çıkan makalelere baktım. En az 5-6 tanesini görebiliyorsunuz son 2-3 hafta içerisinde çıkan makalelerden çevreyle ilgili konularda. Dolayısıyla eğer dinleyenler arasında öğrencilerimiz, yüksek lisans yapmak isteyen, araştırma yapmak isteyen öğrencilerimiz varsa ilerisi için en önemli konulardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Burada da durabilirim Hakan Hoca. Teşekkür ederiz hocam. Öğrencilerimizden bir soru var sanırım. Öncelikle bu ufuk açıcı sunum için teşekkür ederiz hocam. Öğrencimizin konuşmasına ben izin vereyim. Şöyle, onun bir sorusu varmış. Büşra Söylemez. Kendinizi unmute edip sorabilirseniz sorunuzu. Büşra Hanım. Sizi duyamıyoruz. Mute durumdasınız. Evet. Sizi duyamıyoruz. Siz sorunuzu yazabilirseniz ben Gülçin Hanım'a iletirim, olur mu? Hocam şimdi en son tabii öğrencilerimize tavsiyeyle başladınız aslında. Ben de biraz böyle teknik olmayan bir konudan başlamak istiyorum. Öğrencilerimiz de gelip bize çok soruyorlar. Bu iklim konularında falan çalışmak istiyoruz diyorlar. İlgi giderek artıyor. Onların kendilerine nasıl bir altyapı oluşturmasını önerirsiniz? Yani standart bir iktisat şeyi var, eğitimi var. Bir de onun ötesinde hani iklim konularıyla ilgilenmek istiyorlarsa öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gereken başka özellikler var mı? Bu konuda ne tavsiye edebilirsiniz? Yani birkaç koldan işliyor gibi Hakan Hoca şu ana kadar gördüğüm analizler. Şimdi biraz önce o gösterdiğim readiness diye hazırlıklı olmak diye endeksler var. Bir de risk endeksleri var. Şimdi onları kullanıp ülke karşılaştırmaları yapan çalışmalar var. Ama eminim o çok daha sofistike hale gelecek bu. Yani ülke karşılaştırmasından daha mikro düzeye geleceğini ben düşünüyorum bunun. Çünkü şimdi bu finansal kurumlar düzeyinde de, şirketler düzeyinde de birçok şirketin anons etmesi gereken şeyler var. Yani bunlar artık bir zorunluluk olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla oradan o risk karşılaştırmaları, daha mikro şeyler eminim olacak. Şimdi dolayısıyla tamamen ampirik ilerleyebilirsiniz. Eğer tamamen ampirik ilerleyecekseniz bu panel data tekniklerini çok iyi bilmeniz gerekiyor sonuçta. Hani o bir yol. Ama onun dışında bizim gibi daha az ampirik, daha teori çalışan insanlar için ciddi düşünmemiz lazım. Biz gerçekten iklimi şu ana kadar kullandığımız tekniklerin içinde nasıl bir yere koyabiliriz diye. Bu şimdi onlar biraz daha dolaylı ilişkili ama örneğin ben burada hiç bahsetmedim. Pandemiyle iklim krizinden bahsettik ama şu anda insanların merak ettiği, araştırmalara katmaya çalıştığı bir de savaş var, değil mi? Ve savaş önemli ekonomik sonuçları olan bir savaş. Birincisi enerji açısından, ikincisi tarım sektörü açısından. Yani bu iki ülkenin de toplam tarım ithalatında çok önemli yer tuttukları için. Şimdi bunu ayrı ayrı düşünebiliriz. Tarım sektörüne yoğunlaşabiliriz diyelim. Ama enerji gene dönüp dolaşıp
bizim o iklim problemiyle aynı kapıya çıkıyor. Benim öğrencilerimden bir tanesinin bir görüşmesi vardı ECB'de geçen hafta. Bana söylediği kadarıyla konuşmanın çoğu aslında bunun üzerinden geçti. Biz bu savaşı nasıl modellerimize nasıl katmalıyız diye. Dolayısıyla hani tek bir yol yok. Nereden gittiğinize bağlı olarak siz yine formal genel denge modelleri yapacaksanız yine onlara yatırım yapmanız lazım. Orada bir ciddi düşünmemiz lazım aslında, bu enerjiyi ayrı bir sektör olarak düşünmek gerekir mi? Gerekir bence ona, yani biz bu soruyu kendimize birkaç haftadır soruyoruz, o yüzden bu soruyu tekrar soruyorum. Gerekir çünkü o diğer girdilerle aynı şekilde ele almamız çok doğru gözükmüyor, çok sağlıklı gözükmüyor. Dolayısıyla öyle bir yolda izleyebilirsiniz. O zaman daha formal, daha bir programlamaya yatırım yapmanız lazım. Veya tamamen empirik yoldan gidecekseniz o zaman yine o tip bir teknikler üzerinden yatırım yapmanız lazım. Başka türlü düşünen arkadaşlar da var. Bunun tamamen finansal sektördeki diğer modellemeler üzerinden görenler de var. Enerjiyi daha mikro bakan, yani o kadar değişik açılardan bakabiliriz ki aslında. Neredeyse hani abartma olmaz, hemen hemen yaptığımız her şeyi yeniden gözden geçirmek gerekir desem abartma bir şey söylemiş gibi hissetmiyorum kendimi. Anladım hocam. Yani bayağı bir ilgi var çünkü son dönemde bu alanda. Bir de Avrupa'da özel programlar oluşturulmaya başlamış böyle. Hani o da tabii pazarlamanın bir parçası yani. Yani içeriye baktığınızda biraz daha multidisipliner bir yapıya doğru gitmeye çalışıyorlar sanırım. Ama dediğiniz gibi yani hem teorik taraftan modellenebilecek bir şey hem de ampirik açıdan yani her zaman etkileri incelenebilecek. Big data teknikleri falan kullanabilecek belki ileride bu alanda. Evet. Yani bu veriler çıktıkça tabii daha yüksek frekanslı verilerle kullanılan teknikleri uygulamak mümkün. Ama daha büyük bir başlık altında bakarsak aslında sürdürülebilirlik. Yani biraz önce bahsettiğiniz çok doğru. Bizim örneğin King's College'da da önümüzdeki yıldan itibaren bir yeni bir program başlıyor, master programı. Bu sosyal sorumluluk üzerine. Bunun içinde hepsi var. O bahsettiğiniz işte iklim kriziyle ilgili şeyler de var. Başka çeşitlilik, eşitsizlik, onların hepsi aslında içeriliyor. Yani sadece iklim krizi kendi başına değil. Ama daha spesifik bir şey söylersem, o biraz önce hani aşina olmak için o bahsettiğim endeksler aslında baya baya ilginç. Bu ND Gain diye, bu Notre Dame merkezli, yani Notre Dame merkezli olmayabilir, şeyin ismi öyle, endeksin ismi. O çok bilgilendirici buldum ben onu. Çünkü farklı kategorileri var. Ekonomi alanındaki dayanıklılık, o yani oradan direkt şeye çıkıyorsunuz aslında. Bu siyasi iktisada hani kurumlar, hukukun üstünlüğü, istikrar, siyasi istikrar, bunların hepsi o ekonomik olarak kapasitenin içinde. Ama onun dışında daha fiziksel iklim riskleri de var. Siyasi riskler de var. Hani onu anlamaya başlamak, hani hiç bilmeyen, bu konuda hiçbir şey diyelim sıfır noktasından başlıyoruz ve hiç bilgiye sahip değiliz ne var? O iyi bir başlangıç noktası olur diye düşünüyorum. Ve orada da çok güzel şeyler var. Teknikler koymuşlar. Değişik ülkelerin değişik zamanlardaki riskine bakabiliyorsunuz. Riskine ayrı, dayanıklılığına ve hazırlılığına ayrı bakabiliyorsunuz. Onların içinden de tabii birçok değişik dinamikler, fikirler var. Ama şey, geleceğin konusu yani. Benim hiç kafamda soru işareti yok. Evet, o tabii hani biz eski merkez bankacılar olarak şey tarafını da izliyoruz. Bu sizin özellikle gösterdiğiniz tablo ilgimi çekti. Yani bizim skorumuz bayağı bir düşük görünüyor dünyada. Tabii arada şeyi de düşünüyorum. Yani bu böyle daha çok maliye politikasının işi gibi geliyor bana. Yani merkez bankalarına böyle çok ön planda olmasının sebebi, çünkü yani karar alma mekanizmaları çok esnek.
hızlıca uygulayabiliyorlar. Hani o maliye politikası gibi gecikmelere tabi değiller. Yani yasaları yapanların onaylarına çok tabi değiller. O yüzden hani Merkez Bankası'na bir görev yapıldı mı gerçekten Merkez Bankası'nı hızlıca icra edebiliyor. Bir de şu var Hakan Hoca, finansal istikrarla bağlantısı çok giderek keskinleşiyor. O zaman doğru. Merkez Bankalarının ve bankacılarının alanına giriyor. Şimdi bu bugün tabii çok zaman yok onlara, yani konu o değildi ama şimdi bu hani şey denilen varlıklar konusu var. Tahminler şunu gösteriyor. Eğer bu bahsedilen hedefler tutturulacaksa, o %2 veya %2'nin ısınmayı altına düşürmek, şu andaki rezervlerin, yani kömür, petrol ve gaz rezervlerinin %20'si ile %33'ünü kullanmamız lazım. Gerisini kullanmamamız lazım. O gerisi işte tutsak varlıklara dönüşüyor ve onların ondan sonra o kadar geniş implikasyonları var ki finansal istikrar için. O yüzden merkez bankaları birden bence olayın içine çekilmek zorunda kalıyor diye düşünüyorum. Ama onun dışında tamamen sizinle aynı fikirdeyim. Maliye politikasının çok açık konusu Merkez Bankası'ndansa. Doğru. Belki de o tabloya bakarken hani düşündüm. Bizim ülke olarak biraz çok aşağılarda yer almamızın sebeplerinden biri de bizde düzenleme ve denetleme, yani finansal istikrar Merkez Bankası'nın dışında. Birçok ülkede artık birleşti diyebiliyorum. Yani mesela İngiltere Merkez Bankası bayağı bir bütünleşik bir politika uyguluyor. Bizde tamamen ayrı. Herhalde o ülkeler skor açısından daha avantajlı konumda olabilirler. Yani Merkez Bankası eğer finansal istikrarı da yoğun olarak gözetim, denetim, düzenlemeyi yapıyorsa herhalde daha üste çıkacaktır. O yüzden okul hani onlar sıfırsa, okullardaki değer sıfır zaten. Dikkatimi çekti orada yalnız. Yani özellikle 2020-2021 değerlerini karşılaştırırken o ilk kolonda araştırma var. Araştırmada 3'e çıkmış 10 üzerinden. Yani demek ki araştırma yapılıyor çevre finansıyla ilgili diye düşündüm. Yani bakmaya fırsatım olmadı aslında. Hı-hı. Var mı bu, paylaşılıyor mu diye, ama öyle okudum o değişikliği. Enflasyon raporunda bir kutu koymuşlardı, bir box. Bakayım ben gene. Yani şimdi Mahmut'un bir sorusu var hocam. Mahmut, sen sonra iletebilir misin? Hocam biz yani mesleğimiz gereği duruma ekonomi açısından bakıyoruz ama çevre, nasıl söyleyebilirim, yeşil enerjiye dönüşümün aslında uluslararası ilişkilerden ayrılmaz bir yanı da var. Örneğin Avrupa'daki yeşil enerjiye dönüşümün Rusya'yla aralarındaki bağımlılık geriliminden ayrı düşünülebileceği pek söylenemez. Bu bağlamda yani merkez bankalarının bu konuda yapabileceklerinin bir üst limiti yok mu aslında? Güzel bir soru Mahmut. Aslında bu Avrupa'yla ilgili o kadar ilginç bir konu ki bu. Geçen galiba Financial Times'da okudum. Tam da senin dediğin gibi şey deniyordu. Hani bu Rusya'yla olan problem Avrupa Birliği ülkelerine veya Avrupa'daki genelde ülkelere belki 10 yıllarca yapamayacakları adımı, atamayacakları kadar büyük adım attırdı iklim dostu politikalar açısından, mecburen. Yani seçerek değil, mecburen. Şimdi örneğin şey deniyor, eğer herkes evdeki ısısını 1 ya da 2 derece azaltırsa Rusya'dan ithal edilen enerji %10 düşüyor. Yani bilmiyorum bu doğru mu değil mi, ama en azından böyle bir hani çaba var. Bu sadece bir tane örnek. Ülkeler düzeyinde de eminim daha büyük adımlar, eminim değil, öyle atılıyor. Tabii bu Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey değil sonuçta. Bunlar karar alıcılar, seçmene karşı sorumluluğu olan karar alıcıların vereceği kararlar. Ama bizim de yapacağımız seçmen olarak bu baskıyı hissettirmek olmalı. Bazı ülkelerde bu diğerlerinden daha iyi. Yani ne yazık ki Türkiye'de çok kısa dönemli sorunlar var. Büyük sorunlar var. Yani onlara takıldığımız zaman hani büyük resme bakma fırsatımız olmuyor. Şimdi ben kendimden biliyorum. Ben hani burada olmam bir şey değiştirmiyor. Ben hala her güne Türkiye'deki haberlere bakarak başlıyorum ve öyle bitiriyorum.
eğer çok bakarsam veya hani çok dert ettiğim bir dönemse, yani bunu birebir gözlemledim. Daha sonra çevreyle ilgili haberleri hemen pas geçmeye başlıyorum. O kadar ilgisiz geliyor ki bu. Yani çünkü eğer siz çok başka sorunlar varsa ve o başka sorunların böyle şeyi dönemi çok daha kısa, iklim çok daha uzakta gözüküyorsa, tam biraz önce bahsettiğim o ufkun trajedisi, onlar çok önemsiz. Onlar belki bizim hayat dönemimizin dışında, yani çocuklarımızı ilgilendirecek, torunlarımızı ilgilendirecek ama o katsayı düşünürsen, şeyde bir welfare olarak düşünürsen bayağı düşük gibi geliyor insana. Dolayısıyla evet, o önemli, merkez bankalarının kesinlikle dışında. Ama öyle bir yere gelmiş gibi görünüyoruz ki dönüşü yok ve kaybettiğimiz kaynakları geriye getiremiyoruz ve ondan sonra daha radikal şeyler yapmamız gerekecek geriye dönmek için. O yüzden o hani biriken zarar şunu söylüyor bize bir ekonomist olarak, ne kadar erken alırsak önlemini daha sonra yapacağımız şeyleri azaltma, yani daha sonra katlanmamız gereken maliyetleri azaltmış olacağız. Ama yani hocam aslında Merkez Bankası'nın kararı değil tabii. Aslında elimizden ne geliyorsa yapalım diyorsunuz. Evet, evet. Tabii burada çok önemli şey tartışmaları var, biliyorum, onun da farkındayım, bu eşitsizlik tartışmaları. Ben bunu derste bu konuyu açtığım zaman genellikle az gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerden şöyle bir itiraz geliyor. Şimdi gelişmiş ülkeler gelişmeli. Bizim büyüme potansiyelimiz, işte biz o dönemden geçiyoruz. Ama eğer bizim buna bir fren koymamız bekleniyorsa bu haksızlık. Çünkü bizim büyümemize engel koyulmuş oluyor. Ama önceden 50'lerde, 60'larda, 70'lerde gelişmiş ülkelerin hiç böyle bir frene takılmadan devam ettiler. Doğru, anlıyorum bunu. Ama hepimiz için çok kötü şu anda gelinen nokta. Ve o gösterdiğim grafiklerde de açıkça görüldüğü üzere en çok bizim için kötü. Dolayısıyla o argümandan çok yol alabileceğimiz bir yer yok, görmüyorum. Bir de hocam, gelişmekte olan ülkelerde hani temel problemlerden bir tanesi böyle uzun vadeli işleri yapmakta çok zorlanırlar, değil mi? Yani böyle bugünü kurtarmak için hatta problemleri ötelerler sürekli. Yani bu şeyden herhalde genelde, niye bunu tam bilemiyorum aslında. Bunun da ayrı bir literatürü vardır kesin. Finansal okuryazarlıkla da ilgili mi, başka bir şeyle mi ilgili mi bilmiyorum ama sonuçta gelişmekte olan ülkelerde çok, yani sistematik olarak bunu görüyoruz. Yani gelişmiş ülke vatandaşları bir şekilde yani uzun vadede ülkeler için yapılan iyi şeyleri de oy sandığına yansıtabiliyorlar. Yani bizim gibi ülkelerde bu çok olmuyor. Şimdi yani iklim konusu da gerçekten çok uzun vadeli bir konu olunca iyice bir yani gelişmekte olan ülkelerde gerçekten bunun uygulaması problemli hale geliyor. Çok ciddi bir küresel yaptırım gerekiyor. Yani. Evet. O da zor, o da ters etme ihtimali çok yüksek işte, biraz önce bahsettiğimiz konulardan dolayı. Ama hani benim de başlangıç noktam o aslında, bu konuyla ilgili ders verirken de, bu konuşmanın o kısmını hazırlarken de, biz niye dert etmeliyiz bizim gibi ülkeler? Çünkü maliyetine de biz daha çok katlanıyoruz aslında. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz konuda çok ciddi literatür var. O işte discount factor nasıl daha düşük az gelişmiş ülkelerde. Yani onun bir kısmı hükümetlerin çok hızlı değişmesinden, hani o normal 4-5 yılı bile beklemeden ortalamaya bakarsak değişmesinden, dolayısıyla o siyasi istikrarsızlığın çok kısa dönemli problemlere odaklanmayı beraberinde getirdiğinden, yine o seçmen vergi mükellefi ilişkisinin çok iyi anlaşılamamış olmasından, onların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman doğru, ama farklı diyorum ben bu konu. Çünkü maliyeti de bizim için çok yüksek. Ve her defasında her gecikmeyle hem kendimize maliyetimiz, hem yani sonuçta işte hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz ve geriye dönüşü çok zor. Doğru. Ya bir de tabii şeyle bağlarsak, bu sunumumuzun ortalarında
boşluktan bahsetmiştiniz. Hani sonuçta maliyetli bir şey, yani maliye politikasının da hani çeşitli alanlara daha fazla harcaması gerekiyor ve öyle bir dönemde yakalandı ki bir dünya, boşluklar çok artmış durumda. Bir de şimdi dünyada enflasyon başladı. Yani biz o çok uzun yıllar mesela yüksek boşlukla ilerleyebilmemizin sebebi düşük faizlerdi biraz da, değil mi? Yani hani 2008-2009 krizinden sonra borç çok ciddi artıyor. Düşmeden COVID döneminde daha da artıyor. Birinci, ikinci dünya savaşında düşmüş hemen, değil mi? O peaklere çıktıktan sonra. Evet. Şimdi düşmüyor. Giderek artıyor. Çünkü faizler çok düşük ve o standart hani R küçüktür G literatürü var ya. Evet. Hani şimdi böyle ben şeyden korkuyorum. Bu enflasyon biraz geriden geliyor merkez bankaları ve bunun önüne geçmek için bir süre sonra ciddi bir reel faiz vermeleri gerekebilir yani. O öyle çok merak ediyorum. Yani bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Yine çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Aslında bir grafik daha ekleyecektim. Sonra tamamen aklımdan çıkmış. Şimdi o küresel borçluluk oranlarını gösterdiğim çok rekor tabii yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ve de artış çok açık görülüyor. Hızlı artış, sert artış. Ama bir de faizlerin grafiği var. Onu gösteriyordum aslında. Faizler de hiç bu kadar düşük olmamış. Şimdi öyle düşük, yani bu yüksek enflasyon döneminden önce diyelim. Yani çünkü yavaş yavaş artmaya başlıyor. Şu an itibariyle o ikisine baktığımız zaman o yüksek borçluluğun devam edebilirliğinin nedeni o düşük faizler zaten. Şimdi önümüzdeki en büyük bu soru işareti zaten, yani bir yıldır tartışılan da o, enflasyon öyle pat diye birdenbire çıkmadı. Bekleniyordu ama umulan şuydu, bu geçici zaten. Evet, biliyoruz bu yıl içerisinde enflasyon artacak ama biliyoruz ki bir büyük bir ihtimalle bir 12 ay sonra düşer ve hala evet. Bence ona umut bağlayan çok Merkez Bankası var gibi gözüküyor. Ben size bir yardımcı olayım hocam. Şeyde Twitter'dan bir grafik paylaşmıştım. Bu 1300 yılından itibaren faizler. Evet, şahane. Bank of England'ın bir working paper'ından aldım en son. Şahane. Yani bu arka planda kalsın, siz devam edin. Süper. Yani bunun bu nedenle mümkün. Yani o şeyler aslında, o yüksek borçluluk çok daha büyük bir sorun olurdu. Şimdi aslında bu ikisini düşündüğümüz zaman o benim konuşmanın en başında verdiğim o iki grafik de daha güzel bir şeye bürünüyor. Yani daha iyi anlayabiliyoruz. Orada ne vardı? O 2008 sonrası ve COVID sonrası, 2008 sonrası gelişmiş ülkelerin durumu kötü, yani dönüyorlar ama hem uzun sürüyor, hem yükselen ülkelerin bayağı arkasındalar. Çünkü o mali manevra alanları bayağı düşük. Şey çıktığı zaman, o zaman arttığı zaman borçluluk çok ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Bugün hala devam edebilmeleri, büyük harcamaya devam edebilmeleri bu düşük faizler sayesinde. Borçluluk daha yüksek ama faizler baya baya düşük olduğu için mümkün görünüyor. Şimdi bu, eğer biz 6 ay sonra kendimizi enflasyonun hiç de geçici olmadığını, buna çok sert müdahaleler yapmak gerektiğini anladığımız bir noktada bulursak çok farklı şeyleri konuşuyor oluruz o zaman. Evet, o en büyük risklerden biri bu sanırım önümüzdeki aynen. dönemde. Aynen. Evet hocam, çok çabuk geçti vakit. Biz aslında vaktimizin de sonuna doğru gelmişiz. Başka sorusu olan yoksa hocamıza... Görüyorum ama bilmiyorum soru mu onlar. Bakayım. Ben göremedim. Mahmut, sen görebiliyor musun? Sanırım onlar yok hocam. Yazışmalar anons yok. Belki. Tamam. Yok, yani bir kısmı zaten sorduk, biz sohbet ederken yanıtladık. O yüzden gerek kalmadı. Çok teşekkür ederim. Müthiş sizinle konuşmak. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok önemli konularda, pandemi, iklim, yani bunlarla ilgili bize ufuk açıcı bir tur yaptırdınız. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşmek her zamanki üzere. Gibi çok çok keyifli bir öğreticiydi hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.